İyi akşamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos Çarşamba günü akşam 9 saatlerindeyiz. Bu videoda sizlerle beraber doların görünümünü günlük olarak değerlendireceğiz. Ee, kısa vadeli olarak günlük analizi yapacağız aslında. Bunu demek istiyorum. Dünkü videoda "Dolar'da yükseliş devam mı?" diye bir başlık atmıştık ve halen yükselişin devam ettiğini size anlatmıştık. Bugün sabah saatlerinde sizlere kritik seviyeleri vermiştim o kritik seviyelerde doların 7.34 üzerinde kaldıkça 7.40 ve 7.42 hedeflemeye devam edeceğini zaten 7.40 görülmüştü tekrardan 7.40'ı görmesini eğer oraya da kırarsa 7.42 olmasının ihtimali olduğunu 7.34 üzerinde kaldıkça bunların geçerli olduğunu size anlatmıştık ve günümüze geçelim aynı şeyler burada da yazıyor 7.34 üzerinde kaldıkça ee, yükseliş hareketi devam eder diye söylemiştik. Orta vadede ise hedeflerimizi anlatmıştık. Şimdi günümüzdeki durumuna bakalım. Evet bugün bu fiyat grafiğine baktığımda birazcık bir geri çekilme gözüküyor. 7.35'lere kadar ben düşmesini zaten bekliyordum. Ee, bugün birazcık daha aşağısına kadar geldi. Ee, dünkü videoda da bundan bahsetmiştik. Çünkü 5 saatlik. Birazdan bahsedeceğiz 5 saatli ama. 5 saatlik bazda birazcık tepede olduğumuzu Aşağılarda 7.35'lere kadar bir düşüş beklediğimi Ama birazcık daha aşağılara kadar iğne atsak da Yine de biz 7.36 civarından Kapatmış bulundayız 5 saatlik ama şimdi öncelikle bir günlüğü değerlendirelim Günlük bazda bir miktar aşağı doğru kar satışların olduğunu görüyorum henüz Yükseliş trendinin bittiğini size Söyleyemem onu size hatırlatmak istiyorum Ve şunu söylemek istiyorum e, sormak istediğiniz soruyu ben e, şimdiden size söyleyeyim e, 7.35 buçuk diyelim biz buna 7.35 buçuk üzerinde kaldıkça e, bunların üstüne, üzerinde kapanış yaptıkça yükseliş trendi devam eder diye ben düşünüyorum kendi açımdan yatırım tavsiyesi tabii ki değil ve diğer göstergelere baktığımda ise e, RSI tarafında e, şöyle bir destek çizdiğimde e, alt taraftaki Desteğin birazcık bozulduğunu, aşağı doğru sarkmaların meydana geldiğini görüyorum. Dolayısıyla e, birazcık tehlikeli bir duruma doğru hareket ediyormuşuz gibi gelmeye başladı bana. Dolayısıyla 7.35'lerin altındaki sarkmaları dikkatle takibinin o durum bize sıkıntı yaratabilir. E, MACD'ye baktığımda ise MACD neredeyse e, alt tarafına geçmek üzereydi, üzereyken bugün tekrardan aşağı doğru dönmeye başladı. Bu da olumsuz bir gösterge ee, uzun vadeli e, su zaten e, uzun zamandır nereden beri e, şu 7.40 görüldükten sonra e, oradan beri ilk görülen 7.40 seviyesi yani 7.40'ı tam görmemiştik ya 39-90 gibi bir seviye görmüştük. Oralardan e, halen olumsuz durumda devam ediyor. E, kısa vadeli su ise o da zigzaklı bir şekilde hareket ediyor. Zaten hareketimizde birazcık zigzaglı. E, halen yukarı doğru bir gidişat var ama sanki aşağı dönecekmiş gibi gösteriyor bu da bize durumu. E, yani birazcık yatay bir hareket var. Yani çok büyük bir bozulma yok ama hafif de olsa aşağı doğru geliyoruz. Bakın aşağıdaki şu yeşil ortamımın e, bana e, destek olacağı konusunda bir e, sanki bana bir sinyal veriyor. Dolayısıyla 7.30 6 7.35 civarında bir destek varmış gibi gözüküyor. Bakalım oralardan dönecek mi dolar e, günlük bazda. 5 saatlik baza baktığımda ise 5 saatlik bazda e, 6 6.39 civarından şuraya yazalım. 5 saatlikte 6 pardon 7.39 civarından e, düşüş sinyali teyitlenmiş. E, dolayısıyla 5 saatlik bazda olumsuzuz diye size söyleyebilirim. Şu yeşil trende tutunmaya çalışıyoruz ama pek de tutunacak gibi gözükmüyor. 7.37, 38'lerden geçiyor. Onun altında 35'ler var. dolayısıyla şöyle bir hareket olması 35 lira kadar normal. Eğer buradan tekrardan toparlarsa 7.42'leri, 7.40'ları hedefler diye ben düşünüyorum. bugün gördüğümüz en yüksek seviyede zaten 7.41, 80. Dün ne demiştik? 7.41, 7.40 aşılırsa 7.42 hedefimiz var diye konuşmuştuk. Ve açıyorum grafiği arkadaşlar. Bugün gördüğümüz en yüksek seviye 7 e, şurada yazıyor bakın Y yüksek yani 7.41.80 yani bu hedefimiz de gelmiş durumda. Oradan bir miktar e, kar satışları olması normal. E, şöyle bir düzeltme ile beraber tekrar 7.42'ye gidersek o zaman daha üst noktalara e, gide, gitme şansımız olur diye düşünüyorum. Ama 7.35'in altına gelirsek biraz sıkıntılı durum başlayabilir. E, sizlere bu şekilde özetleyeyim durumu. Göstergelere baktığımda ise kısa vadeli birazcık toparlanacakmış gibi gözüküyor. Eee Aresay tarafında 50 seviyesine doğru gitmeye çalışıyoruz. 50 seviyesini kırarsak riskli olur. uzun vadeli Aressto Aresay'da ise şu 7.39 seviyesinden düşüş sinyali üretmiş. MACD daha önceki önceki seviyelerden 7.40 civarından üretmiş. Dolayısıyla 5 saatlikte biraz olumsuzuz. Hafif de olsa aşağı doğru gösteriyor. şu an 7.37 7.36 civarında geziniyoruz. 7.35'ler bize iyi bir destekmiş gibi gözüküyor. Onun altında 1-2 gün içerisinde bunun da kararının verileceğini düşünüyorum. Yani 7.35'in altına inecek miyiz? İnmeyecek miyiz? İnmeyecek miyiz? Bunun da 27-28 Ağustos tarihlerinde belli olmasını kabaca bekliyorum. Sizlerle beraber izlemeye ben devam edeceğim. Bir gelişme olursa da sizlere görüşlerimizi yatın tavsiyesi olmadan paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.